Herkese merhaba. Bugün 15 Mart, artık Mart ayının da ortalarına geldik. Eksi 18 edebiyat sohbetlerinin tam 23.süne başlıyoruz. Bu ikinci sezonumuz, birçoğunuzun yakından takip ettiği gibi. Ben hazır size haber giderken böyle ilk giriş konuşmalarımı yapayım. Çünkü sonrasında bunu yine sosyal medya ve YouTube'a bildiğiniz gibi videolarımızı yüklüyoruz. İlk girişteki bu 8-10 saniye, hatta daha uzun zaman boyunca boş boş durmaktansa biraz genel kurgumuzla ilgili bahsedeyim size. Her pazartesi akşam saatler 21'i gösterdiğinde -18 edebiyat sohbetlerine bir araya geliyoruz. Adını da alan, aynı zamanda topluluğumuz olan -18 edebiyat topluluğunun birçok katılımcısını burada misafir ettik. Etmeye devam ediyoruz. Onları çok daha yakından tanıyoruz. Aynı zamanda topluluğumuz katılımcıları dışından da yakın çevremizde olan, aklına, fikrine, deneyimine, pratiğine, uygulamalarına güvendiğimiz 18 yaş altı bireylerin okuma önceliği olduğu edebiyatı kendisine mesele eden yakınlarımızı da ağırlamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta da çok keyifli bir program yaptık sevgili Hicabi Demirci ile. Karikatür üzerine konuştuk. Hakikaten ilham verici bir yayındı. Ben yayınları sonrasında bir de YouTube'a yüklerken de bir daha bir üzerinden geçiyorum. Gerçekten çok keyifli oluyor. Efendim, önden gelenlere bir daha bir hoş geldiniz diyeyim. Ses, ışık, görüntü umarım size iyi geliyordur. Yine deneyimli misafirlerimizden aşağıdaki yorum bölümünden rica edeyim. Eğer bir problem varsa baştan çözüm bulmaya çalışayım. Bugün peki kimi misafir edeceğiz? Yine birçoğumuzun çok yakından tanıdığı, benim de ilk yol arkadaşım dediğim, beraber olmaktan, üretmekten, tasarlamaktan, heyecanlanmaktan, arada bir didişmekten çok keyif aldığım sevgili arkadaşım Dilge Güney ile birlikte olacağız. Ah, Bihter Hanımcığım, çok teşekkürler. İlk gayet iyi yorumu sizden geldi. Çok teşekkürler. Sülbi Hanımcığım, sizi de gördüm. Hoş geldiniz. Topluluğumuz bugün bayağı hızlı giriş yaptı bize. Nazlı Öğretmenim de geldi. Hoş geldiniz. Evet, Dilge de şimdi yayına geldi. Şöyle yaklaşık bir dakika kadar sonra Dilge'yi yayına alarak 30 dakikalık yaklaşık sohbetimize başlayacağız efendim. Peki bugün sevgili Dilge ile ne konuşacağız? Bildiğiniz gibi programlarımızın konukları aynı zamanda konularını da belirliyor. Ve biz de böylelikle tüm programların tamamını düşündüğümüzde aslında rengarenk, herkesin kendini iyi hissettiği bir alanda, tabii ki odağında çocuk ve edebiyat olan bir meselede rengarenk bir deneyim biriktirmiş oluyoruz. Bugün de sevgili Dilge ile beraber dijitalleşen dünyanın çocuk edebiyatına etkisini konuşacağız. Kendisi geçtiğimiz yıl yine Zikzak Grubu'nun blog sayfasında da bununla ilgili çok etkili bir yazı yazmıştı. O gün bugündür, hatta çok daha öncesinde öğretmen kulübünde paylaşımlar yapmıştı. Bu tip paylaşımları ara ara yapmanın avantajı algıda seçici olmaya başlıyoruz. Ben de sevgili Dilge sayesinde bu meseleye çok daha farklı bakabilir hale gelenlerden bir tanesi oldum. Son olarak altını çizeceğim şeyi hatırlatayım, sonra sevgili Dilge'yi yayına alayım. Hiçbirimiz alan uzmanı değiliz. Hepimiz sadece bu alanı kendine merak ve mesele edinmiş insanlarız. O yüzden yaptığımız tüm konuşmaları, sohbetleri bu minvalde değerlendirirseniz pek mutlu oluruz. Teknik yayın bazen bağlantıda problem olabiliyor karşılıklı olarak. Öyle bir durum olduğunda anlayışınıza sığınarak yorumları bazen kapatabiliyorum. O zaman yayın akışı biraz daha rahat oluyor. Ama bir problem olmadığı sürece yorum bölümümüz de açık olacak. Oradan da soru ve görüşlerinizi bize aktarabilirsiniz diyerek sevgili Dilge'yi birlikte devam edelim. Bu an çok heyecanlı oluyor. Bir iki haftadır problem çıkıyordu. Bakalım Dilge ile. Gene her zamanki gibi ters Dilge. çevirmeye çalışıyorum. Çevirdim, evet. Dilge. Selam, oldu mu? Evet. Hoş geldin, oldu. Seni. Ben kendi sesimi duyuyorum. Niye öyle Dilge? Aa, bilmem. Neden acaba? Şimdi nasıl? Yani ben konuşmadığım için duymadım kendimi ama. Hadi konuş. Konuştum şimdi. Tamam. Hala duyuyor musun? Bir parça duyuyorum. Seni ya da misafirleri rahatsız etmiyorsa, ya sadece bana mı geliyor emin değilim. Aşağıdan yine yorum bölümünde bir yandan gözüm, sesimiz, görüntümüz, ışığımız geliyorsa problem yok. Şimdi nasıl? Senin sesin gayet net geliyor. Aa, süper. Benim Evet, yankım da şu kalmadı. an. Kulaklık taktım o halde. Pekala. Tamamdır. Acayip bir cızırtıdan sonra böyle çok ihtişamlı bir giriş yaptın. Bu Instagram'a birkaç haftadır nazar mı değdi nedir? Bir türlü böyle ilk başlarken böyle şak diye başlayıp şuk diye böyle yapamıyoruz yani nedense.
Biz seninle hiçbir şey öyle yapamıyoruz ki zaten. En başta illa bir pürüz çıkar. Hadi canım, hadi canım. Hayır, hayır. Hepsi de çok da değerli toplu. Sonra Çok da güzel olur. güzeldi yani. İşlerimize laf Tamam. söyletmeyiz. Evet, tamam, süper, tamam. Yankıyı da kestik. Gülgecim, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim valla. Seni gördüm, özlüyorum seni. Yani hani böyle sürekli şeylerden görüşüp duruyoruz. Valla ben de seni çok özledim. Geçen sen yokken biz ikisi daha geldim. Böyle bir içim bir fena oldu yani o cuma akşamlarını çok özlüyorum yani hem seni hem zikzak buluşmalarını öğretmen kulübü buluşmalarını çok özledik. Evet valla umarım tez zamanda tekrar ona benzeyen buluşmalar yapmaya başlayabiliriz. Bu arada Kıpırtı Çocuk diye bir profil burada kamu spotu yaptı. Kıpırtı Çocuğu takip ediyor musunuz? Bilge Güney'in yazılarını oradan da okuyabilirsiniz. Bu nedir arkadaşım? Yani arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı Ürün yerleştirme unutmayın. diyoruz buna. Evet Ürün yerleştirme tamam. tamam. Ürünü çok güzel yerleştirdi Kıpırtı Çocuk profil yöneticileri. Evet efendim oradan takip edin. Hadi sohbetimize başlayalım. Saatler artık 2 gece yaklaşık. Bugün efendim sevgili Dilge ile birlikteyiz. Dilge'nin kendine mesele edindiği bazı böyle temel ana taşlar var. Onlardan bir tanesi de bu dijitalleşme, dijital araçlar. Onunla edebiyatın karşılıklı etkileşimi birbirlerine nasıl iyisiyle, kötüsüyle nasıl geldikleri üzerine. Bir yandan tabii farklı yazı türleri de denediği için sevgili Dilge. Tabii ki şaşırmıyoruz böyle şeyleri kendisine mesele edinmesinden. Sevgili Dilgeciğim, öncelikle sana şunu sorayım. Neden böyle bir konu seçtin kendin için? Neden böyle bir konu seçtim? Yani aslında ben seçmeden yayın evleri bu konuyu seçsin diye bekliyorum. Çünkü yani herkes şunun çok gerçekten farkında. Dijital enstrümanlardan kastım aslında şu doğru kelimeyi kullanmıyorum belki. Bilgisayar oyunları, sosyal medya platformları, YouTube. Bunlar çocukların dünyasında ve gençlerin dünyasında müthiş popüler ve genele bütüne Bilge, baktığımız zaman çok çok özür dilerim. Şimdi Ayfer'den de geldi. Demek sadece bana gelmiyormuş. Kulaklığın galiba mikrofonu hareket ettikçe, saçına değdikçe bir cızırtı yapıyormuş. Onu şöyle biraz uzakta tutmanı rica benim edeceğiz. baktığım her zamanki gibi dolanık yine. Evet, yani Şimdi nasıl? balla böleyim. Bu hışırtıyı çok alan hassas bir kulaklığım var. Tamam, peki. Şimdi nasıl acaba? Şu anda gelmiyor. Daha kontrollü. Tamam, hadi bakalım. Kıpırdamadan Evet. şey yapıyorum. Uzun süredir canlı yayın yapmadım. Şey yapmasın, bana daha fazla zorluk çıkarmasın Tamam. diye evrene mesajımı gönderdim. Diyorum ki bu işte aslında çok farkındayız yani her roldeki insan olarak bunun farkındayız. Çocuklarımız bilgisayar oyunlarından, YouTube'dan, sosyal medya platformlarından çok keyif alıyorlar. Ve bunlar da maalesef zaman çalan yani bir yanıyla şimdi hani burada kötülemek için bu konuşmayı yapmak istemedim. Aslında iyi yönlerini de söyleyeceğim ama bir yanıyla kitaptan okumadan zaman çalan bir şey. Bizim çocukluğumuzda bu yoktu. Ben çok sıkılarak büyüyen bir çocuktum aslında. İşte az sokakta oynayabilen, az arkadaşı olan ve o sıkıldığım zamanlarda okuma ve yazmaya yöneliyordum. Bugünün çocuğu için bunu söylemek mümkün değil. Sıkılacak zamanı yok. Hemen bilgisayara gidiyor, hemen işte telefona gidiyor, hemen televizyona gidiyor. Bu dünyada bizim edebiyattan söz edeceksek bu araçlardan madem onlar bizden zaman çalıyor, peki biz onlardan nasıl faydalanabiliriz? Aslında bu soruyu sormak gerektiğini düşünüyorum. Konuyu seçmemin sebebi de o. Ama benden başka pek soran insan da görmüyorum açıkçası. Görülsün birileri daha doğrusu daha bu konularda bir şeyler yapmaya muktedir kişiler bunun üzerine çalışsınlar istiyorum. Aslında konuyu seçmemin nedeni o. Sesimizi duyurmak. Şahane. Yine böyle bir slogan atıp dağılacağız. Günü bizi bekliyor o zaman bugünün sonunda. Bakalım ne tür sloganlar gelecek. Bizi izleyenler yayının sonuna kadar sabredin. Aşağıdan hepinizin bu konuyla ilgili sloganlarını rica ederiz. Şimdi tabii konuya hızlı bir giriş de yapmış olduk. Bir yandan tabii bu sadece çocuklar üzerinde değil, biz yetişkinler bile. Hatta yetişkinler akıllı telefonu keşfettikten sonra asıl meselenin rengi ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar her şey toz pembe, çok güzeldi. Çocuklara karşı bırakın o telefonları, tabletleri falan diyen yetişkinler ne zaman ki kendileri akıllı telefona geçtiler, o gün bugündür çok daha başka bir dünya bizi bekliyor. Şimdi birazdan bununla ilgili çeşitli boyutlarını konuşmaya gayret edeceğiz ama önce bir parantez açayım. Bildiğin gibi bir zamandır -18 edebiyat topluluğunda yolculuk yapıyoruz hep birlikte. Sen de topluluğun en aktif katılımcılarından bir tanesisin. Birçok projede yer aldığın gibi aynı zamanda en üretkenlerinden de bir tanesisin. O yüzden senin yorumların eminim kalan topluluk üyelerimiz için de çok değerli olacaktır. Ne düşünüyorsun -18 hakkında?
X18'i çok seviyorum. Bir kere Nevzat öğretmenimin bir ürünü bana göre her şeyin başında. Onun elindeydi, her şey güzelleşir. Birinci neden bu. İkincisi hepimiz aynı atölyeden çıktığımız, yani aynı eğitimi gördüğümüz, temel eğitimi aldığımız için hepimiz belli bir perspektiften bakıyoruz. Ve aynı perspektiften bakan bir topluluk gerçekten çok iyi işler üretebilir, ki üretiyor da, birçok proje yapabiliyoruz. Tabii ben bu konu açıldığında istiyorum ki -18 kampüsten bahsedelim, hem seninle sohbet ediyorken ikimizin ortak projesi olan. Burada biz topluluk üyelerimizin kendi gelişimini ilerletmesi ve dolayısıyla da bunun çocuklara yansıması, yani aslında çocuk edebiyatına yansıması, çünkü 70 küsur kişilik bir kadromuz var, değil mi? 72 Evet. miyiz şu anda? 72. Ya bunun dolaylı bir etkisi olmasını hedefleyerek Türkiye'den ve hani önümüzdeki dönemler için dünyadan çocuk edebiyatına, daha doğrusu çocuk için içerik üretmeye gönül vermiş insanlarla topluluğumuz üyelerini buluşturarak bu anlamda kendi bireysel olarak gelişimimizi, bir bütün olarak baktığınızda da topluluğumuzun bu anlamda gelişimini hedefledik. Ve bunun ikinci kısmında da buradan elde edeceğimiz, topluluk üyelerimizi üzmeyecek bir bütçe belirlemeye çalışarak elde edeceğimiz bu bütçeyle de çocukların kitaba erişimini kolaylaştırmak için kütüphaneleri desteklemeyi hedefledik beraber Yusuf'la. Burada dinleyici bilmeyenler için topluluğumuz dışında olanları da söylemiş olalım. Bu proje için çok heyecanlıyım. Yani bu bir topluluk olmasak yapabileceğimiz bir şey değil, bir organizasyon değil. Ya da hani daha farklı şekilde ilerleyebilirdi belki. Bu ve bunun gibi projeler için çok heyecanlıyım. Kıpırtı Çocuk var bir yandan. Bir Çocuk dergisi çıkıyor ve bugünkü belki hani dijital olduğundan bahsedeceğim ama gerçi benim dijitalden kastım tam olarak o değil. Biraz daha kapsamlı bir iş. Ama o da şu an dijital olması yanıyla birçok insan için daha ulaşılabilir hale geldi. Bunun gibi birçok projemiz var ve bu çok bence heyecan verici bir hareket. Çok seviyorum -18'i. Evet, yani ben de bu üretkenliğini her seferinde çok tazelendiğimizi düşünüyorum hepimizin. Bu arada az önce yayının başında Selahattin Hoca'nın da yayına girdiğini gördüm. Eğer buradaysa hala kendisine çok sevgiler. Çünkü kampüste bu ikinci ayımızda kendisini misafir edeceğiz önümüzdeki hafta Perşembe günü. Topluluğumuzun da bu kadar yoğun ilgi gösterdiği bir proje olmasından da ayrıca kıvanç duyuyorum. Yine hazır yeri gelmişken, sen de konusunu açmışken söyleyeyim. Özellikle Urla Kütüphanesi'nde yapacağımız projeyi de tamamladık. %95'lere geldi. Sanırım önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde kütüphaneler haftasına da yetişmiş olacak. Orada bir hayli güzel bir müdahale olacak inşallah. Ya her aşaması için çok heyecanlıyım açıkçası. Evet. Bu arada tabii Nevzat Hoca'dan da yine bir sevgi cümleni kaptın. Bunu da hanene En işte çok beni giydirdim. seviyor. Evet. Klasik Evet. cümlelerimizi yapmış olalım. Şimdi hadi sohbetimize geri dönelim. Sevgili Dilge, bu dijitalleşme ile ilgili özellikle daha farklı tutumlar, farklı rollerden de bahsedeceğiz. Çünkü sen de kişisel olarak yani hem ebeveyn rolün, hem yazar rolün var, hem de yazmakla beraber çocuklarla etkileşim halinde olan bir yazarsın. Dolayısıyla onların hayatlarındaki bazı değişimleri de çeşitli evrelerde gözlemleme şansın oluyor. Okul öncesinde çalışıyorsun. Biraz ortaokula da kayan kitapların oldu. Dolayısıyla böyle geniş de bir kitleyi görebilir haldesin. İşe buna baktığımızda hem okulda hem de evde yetişkinlerin tutumları nasıl olmalı? Okumayı desteklemek için neler yapabilirlerle böyle genel bir giriş yapayım. Sonra sohbeti biraz daha derinleştirelim. Tamam. Şimdi ben aslında üç gruptan bahsetmek istiyorum. Çocuk ve genç okurlardan söz etmek için. Birincisi doğuştan okurlar diye bir grup var. Onlara ne yaparsanız yapın. Evde kitap okunsun, okunmasın, okulda öğretmen desteklesin, desteklemesin. O ne yapıp edip gerekirse kütüphaneden, gerekirse işte okul kütüphanesinden, hiçbir şey bulamazsa evdeki kitaplıktan ne bulursa okuyan çocuk grubu. Bu çocuk çok kolay bir grup. Bugünkü aslında bizim konuşacağımız grup bu çocuklar değil. İkinci grup, ki bizim şimdi konuşacağım, senin sorduğun sorunun cevabı olacak grup, ebeveyn ve öğretmen desteğiyle okur, nitelikli okura dönüşen grup. Bir de üçüncü grup var. Bunlar da ya destek görmeyen ya da destek görse de bir şekilde okura dönüşemeyen, çeşitli engeller nedeniyle, ki bunlardan bir tanesi ekran bağımlılığı olabilir. Böyle üç grup altında bugünkü konuşmamızı yapalım diye düşünüyorum. Şimdi ikinci gruptan bahsedeceğim. Yani anne babalar, ebeveynler daha doğrusu veya işte belki anneanneler, dedeler, babaanneler, bunları bile yakındaysa sayabiliriz.
ve öğretmenler. Şimdi bütün bu gruplar için model olmak çok önemli ve en büyük eksikliğimiz de aslında bakarsan bana göre bu. Çünkü hepimiz, sen bahsettin az önce, ekran bağımlılığında bir numara biziz bir kere. Yani elimizde telefonlar, akşam ayaklarımızı uzatıp televizyon seyretmeler, kitap evet var belki ama kitaplıkta duruyor, vakit bulamıyoruzlar. Tabii çocukların da zaten vakti yok. Çocuklar bütün gün dersteler, online eğitimde de böyle. Arkasından da ödev yapıyorlar, test yapıyorlar. İşte artık çocuğun şeyine göre, kaçıncı sınıf öğrencisi olduğuna göre veya birinci sınıf çocuğu için bir başka sorun. Hadi bakalım sen okumayı öğrendin artık kendin okursun deyip sesli okumayı bırakma. Bu tip sorunlarla karşılaşan çocuk doğal olarak anne babası ne yapıyorsa o da onu yapıyor. O da ekrandan bu hayatını. Yani çocuklar o dönemin kültürel araçlarını, daha doğrusu o dönemin enstrümanlarını kullanmaya çok hevesliler. Ne görüyorsa onu yapıyor. Evde kitap değer görüyorsa, evde kitap okunuyorsa, akşamları bu evdeki yetişkinler kitap okumaya vakit ayırıyorsa o da ayırıyor. Biz belli bir süre sonra bu ritüele dönüşüyor zaten. Yani yeter ki onu hayatının bir yerine oturtsun. Mesela bizim evde bu akşamlar yatmadan öncedir. Hafta içi özellikle. Ve artık bu oturdu yani akşam hani yatmadan önce dişimizi fırçalamak gibi bir şeye dönüştü. Ama bu hep böyle değildi. Yani ben bunun için çabalamak zorunda kaldım. Sesli okuma çok fazla yaptım. 7. sınıf öğrencisi oldum ve hala sesli okuma yapıyoruz. Özellikle okuldan bir kitap verildiyse ve o kitap ona çok uygun değilse, bu böyle 500 sayfalık bir şey bile olsa en azından dönüşümlü sesli okumayla desteklemeye çalışıyorum. Çünkü yani çocukları en başta şu fikri aşılamak gerektiğini düşünüyorum. Okumak eğlencelidir. Sıkılıyorsanız yanlış kitap okuyorsunuz. Bir kere bu temel fikirle hareket etmesi lazım. Ama tabii ne oluyor? Okullarda okuma ödevleri, işte veya işte böyle sticker, 50 sayfa okursan şu olur. Sanki okumak sıkıcı bir şeymiş, ödevmiş gibi. Bu algılarla maalesef çocuğun da algısı bozuluyor ve okumak ödevleştiriliyor. Okumaktan zevk alınabileceği fikri aşılanamıyor. Neyse ki senin gibi bizim toplumumuzdaki diğer farklı öğretmenler gibi birçok güzel öğretmen var. Etkinliklerle, oyunlarla bunları çekici hale getiren. Ama çok sayınız yüksek değil diye düşünüyorum ne yazık ki. Bu yüzden ebeveynlerinden de hani şunu söylemem lazım. Türkiye'de de okuma kültürü çok yerleşik değil. Bu yüzden ebeveynlerden de çok fazla sonuç elde edemiyoruz. Ve ya bunu yapabilenler işte ikinci grup itibariyle nitelikli okur yetiştiriyor. Ama işte bundan hiçbiri olamadıysa, doğru öğretmenle karşılaşamadıysa, ebeveynden görmüyorsa okumayı, evde okuma kültürü yerleşik değilse, kütüphane yoksa, kitap değer görmüyorsa, o zaman işte bizim bugün aslında konuşacağımız üçüncü grup okuma alışkanlığı edinmemiş, okuma alışkanlığı edinmeden özellikle liseye kadar gelmiş çocuklar. İşte bunlarla ilgili ne yapacağız? Aslında beni en çok düşündüren grup bugün bu. Yani cümlelerinden böyle çok bazı şeyleri cımbızlayıp üzerine çok konuşasım geliyor ama işte ev sahibi rolümü aşmamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten ben de çok konuşmak istiyorum. Bir gün kendi kendimi misafir edeceğim bu sohbetlere. Ya da biri beni misafir etsin bir yere çağırsın. Evet ya, edelim. Ya evet ben Olmaz böyle. hep soru soran tarafta yer alıyorum yani. O yüzden benim de cevaplarım var bu konularla ilgili diye böyle bir haykırasım geldi. Çünkü kafayı taktığım şeylerden bir tanesi de şu. Okuma kültürü, kitap okuyalım, kitap okutalım falan deyip duruyoruz yani. Bu benim de işim halihazırda ama yani nitelikli okur olmak, iyi insan olmak anlamına gelmiyor olabilir. Aralarında doğru bir ilişki bile olmayabilir. Hani bunlarla ilgili nasıl gözlemler, nasıl ölçümler var henüz bilmiyorum ama bir gün konuşmak istediğim şeylerden biri de bu tip olacak ama şimdi senin sohbetini şey yapmayayım, sabote etmeyeyim. Şimdi Konuşalım sevgili çok güzel konuymuş. Evet. Bugün tabii biraz dijitalleşmeye de ağırlık vermeye gayret edeceğiz seninle birlikte. Çünkü hani bu mesele edindiğin şeylerden bir tanesi de bu olduğunu biliyorum. Bir zamandır da yazar olarak bir rolünde var ve çeşitli denemeler de yapıyorsun. Deneysel çalışmalar da yaptığını yakından da biliyorum. Bu çocuk kitabı meselesi maalesef bizimki gibi ülkelerde bir endüstri, bir alan, bir sektör ve pazarlama fonksiyonu da yüksek olan bir yer. Birçok gelişmiş ülkede maalesef bu örneğini görmüyoruz ama biz de biraz bununla ilişkilendirebiliriz. Peki sen yakın gelecekte nasıl bir yol izleyeceğini düşünüyorsun çocuk edebiyatının, çocuk kitaplarının? Şimdi endüstri dedin ya oradan aslında bağlanayım. Çocuk kitap endüstrisinden daha büyük başka bir endüstri var. O da bilgisayar oyunu dünyası ve işte şimdi bugün Netflix, YouTube bunlar kitabın daha önünde gidiyor. Gerçekten dünyanın
En çok yatırım yapılan alanlarından bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Netflix'te hatta bir belgesel var bilgisayar oyunları ile ilgili. Onu izlediğim zaman çok daha iyi anladım. Neden işte bizim bunlarla mücadele etmemizin çok zor olduğunu, çok büyük yatırımlar yapılan, işte dünyanın en iyi illüstratörleri, en iyi kurgucuları, en iyi yazılımcılarının istihdam edildiği. Bunu çizgi filmler için de söyleyebiliriz. Bunu Netflix gibi platformlar için de söyleyebiliriz. Çünkü bunların hepsi okumadan zaman çalan alanlar. İnsanı bir yanıyla uyuşturup ekrana bağlayan enstrümanlar. Şimdi bunlara bakıyoruz. İşte dünya sadece aslında Türkiye'nin de sorunu değil. Türkiye'de bir TÜİK verisi var. Günde 6 saat televizyon, yani bundan 3-4 sene öncesinin son araştırması yapılmış. 6 saat televizyon, 3 saat internet ve 1 dakika kitap ortaya çıkıyor. Yani çok büyük bir uçurum var. Türkiye dünyada en son okuma sıralamasında 86. sırada geliyor. Böyle düşününce biz şöyle hissedebiliriz ya. Türkiye zaten 86. sırada. Yani dünyada bir dakika şey bir dakikadan uzun şey vakit ayrılmaması kitaba normal. Ama hayır, Fransa 2 dakikayla arkasından geliyor. İşte İtalya 5 dakikayla. İşte Finlandiya, Polonya oralarda 12 dakika civarlarına çıkıyor. Ama bütün dünyada aslında böyle bir uzaklaşma var ister istemez. Sadece bize has bir şey değil. Şimdi bu gerçeği bir kere alıp bir yere koymamız lazım ve bunlarla gerçekten de baş etmek çok çok zor. Çok büyük ekipler çalışıyor bu işlerde. Hep bu işte biz kötülüyoruz bir yerde. İşte bizden vakit çalıyor, işte şu bu diye ama aslında orada da yapılan çok iyi işler var. Bu yayını izleyenlerden şöyle bir şey rica edeceğim. Bittiği zaman yayın lütfen The Gardens Between diye bir bilgisayar oyunu var. Buna bir İnternetten YouTube'da şey var, tanıtım videosu var veya işte indirebiliyorsanız çok yüksek bir ücreti yok ama yine ücretli bir oyun. İndirebiliyorsanız indirip bir bakmanızı öneririm. O kadar yaratıcı bir oyun ki bu puzzle oyunları denen tiplerden ve müthiş illüstrasyonlar, müthiş bir kurgu, zamanı yöneterek iki çocuğun anıları içinde hareket ediyorsunuz aslında. Zaman yönetme üzerine kurgulanmış ve zaten çok fazla ödül almış. Bir sanat eseri o bilgisayar oyunda. Şimdi bu bana bir oyunu oynadığım zaman şunu düşündürdü. Bu çok iyi bir iş. Keşke bunun içinde bir yerde bir hikayesi olsa. Şundan bahsetmiyorum dijital araçlar derken. Gerçekten içinde animasyonu, gerçekten içinde oyunları, işte çizgi filmleri. Bu araçların gerçekten ama yapmış olmak için değil. Yani sadece kolunu bacağını oynatsın değil orada. Neden bir yayın evi, büyük yayın evleri? Neden iyi, gerçek Türkiye'de de çok iyi bilgisayarın şirketleri var. Hatta işte yurt dışı tarafından satın alındı bir tanesi. Gerçekten çok iyi işler yapılıyor. Neden işbirliğine gitmiyor? Neden mevcut belki hani ilk aşamada çok satan kitaplarını? Neden bunları oyunlaştırmıyor? Ama içinde okumaya da çocukları teşvik edecek. Ve okumak derken nitelikli edebiyat metinlerinden bahsediyorum. İşte bunun içine YouTube'dan faydalanabilir. Şimdi pandemi döneminde bir yanıyla dijital araçlardan faydalandık. Bu nasıl oldu? Dünyanın bir ucundaki bir yazarın kitap etkinliğine konuk olabildik. Sesli okumalar yapıldı. Bir biçimde yani daha çok dijital olarak kitaplar yayıldı. İşte mesela bizim şu an dergimiz de dijital olarak çıktı ve evet bir yanıyla basılı kitap çok güzel. Arzuladığı basılı dergi de çok güzel. Hani bunu arzulayabiliriz ama dijital olması birçok insanın erişimini kolaylaştırdı bir yanıyla. Bugünün dünyası böyle. Artık biz bunu beğenelim ya da beğenmeyelim. Yakın gelecekte basılı kitap bugünküne göre çok daha az olacak. Bir diğer boyutu bunu şimdi rakamlarla söyleyeceğim size. Not ettim. Kağıt üretimi yarı yarıya azaltılsa 8 milyon hektar orman azalıyor. Ve 1 hektar alanda 10 bin ağaç yetişiyor. Ve 10 bin ağaç 30 bin insana oksijen üretiyor. Yani biz tamam ben de kağıttan okumayı çok seviyorum. Ben de basılı kitabı çok seviyorum. O kokuyu almak istiyorum, dokunarak okumak istiyorum. Altını çizmek istiyorum ki bu çizme işini diğer enstrümanlar da veriyor, dijital enstrümanlar da ama kabul etmek zorunda olduğumuz bir gerçek var ki artık eskisi kadar ki ağaç kesme lüksüne sahip değiliz biz insanlık olarak. Evet çocukların gözlerini korumamız gerekir. İşte gelişim çağında bu ekrana bakmalarının sıkıntıları var. Ama zaten bu çocuklar bütün gün ekranın başındalar. Biz ders kitaplarımızda, okuma kitaplarımızda, edebiyat veya işte sanat içerikli her türlü şeyin içine belki biraz daha bu oyunu, dijital oyunları katsak birçok okur kazanacağız. Birçok bu okuma alışkanlığı kazandıracağız. Yani bugün mesela çizgi romanın, çizgi roman gibi bir şeyin
animasyonla karışık olarak çocuklara verildiğini düşün. Yani ne kadar cezbedici olur. Yeni okuma, ilk okuma dönemindeki çocuklar için de öyle. Okumayı ne kadar kolaylaştıracak araçlar yaratılabilir. Ama maalesef ben hani böyle işler görmüyorum. Evet, bunlar çok maliyetli işlerdir eminim. Hani çok kolay değil herkes için bunları yapmak ama bunu yapabilecek güçte büyük yayıncılar var. Umarım yakın zamanda böyle işlerle karşılaşabiliriz. Şunu söyleyeyim, bir diğer bunun ispatı. Az önce bahsettim, dünyada 86. sıradayız kitap okumada. Ama Wattpad'de 2015 verilerine göre dünyada 3. sıradayız. Ve Wattpad yazarları fuarlarda izdiham halinde çocukların diyorum çünkü çok genç yazarlar bunlar, üzerine saldırıyorlar. Yani bu kadar aslında popülaritesi yüksek. Fakat işte nerede bu iş tıkanıyor? Edebi açıdan nitelikli işler çıkmıyor buradan. İşte neden çıkmıyor? Yani şunu düşünmek lazım. Neden Wattpad bu kadar popüler? Birincisi sosyal platform. Çünkü kendisi de içerik üretebiliyor. Arkadaşlarını, sevdikleri, herkesi takip edebiliyor. Okuyor ama ne okuyor? Nitelikli bir şey okusun. Yani neden biz bunun nitelikli bir versiyonunu yapmaya çalışmıyoruz? Bunun gibi, yani dediğim gibi, dünyadaki mevcut kullanılmakta olan dijital araçları gözlemleyerek, işte bugünün sosyal medya kullanıcısı üretmeye çok alıştı. Artık o da başrol olmak istiyor. Kendi fotoğrafını işte paylaşabilmek, kendi hikayesini anlatabilmek istiyor. Belki bu imkanları da vererek, bugünkü gençlerin ilgi duyduğu şeyleri gözeterek yeni yeni bizim türler, biçimler yaratmamız gerekiyor. Yakın geleceğin bunlarla inşa edilebileceğini, okuma ihtiyaçlarının böyle karşılanabileceğini düşünüyorum. Yeni nesil okur için özellikle. Yine çok konuşmak istediğim şeylerin altını çizdin. Ama bunları böyle soru olarak şu an cevap bulmak zorunda değiliz. Yani doğru cevabı da bulamayabiliriz ama doğru soruyu sorabileceğimize inanıyorum. Ve pandemi bence hayatımızda bunu çok kolaylaştırdı. Bir sürü şeyi zorlaştırdığını kabul ediyorum. Çok şey hayatımızdan aldı götürdü. Belki götürmeye devam edecek. Ama özellikle dijital dönüşüm konusunda hepimiz başka bir alternatifimiz olmadığı için bunları, bu araçları, sosyal dünyayı, dijital mecraları çok daha farklı amaçlarla kullanmayı öğrendik. Çünkü bir şeyin basılı olarak elimizde olmaz, onun kaliteli olduğu anlamına gelmez. Bugün hepimizin sosyal medya hesaplarında boy boy reklamlar çıkıyor. Gelin kitabınızı basalım, imza günleri yapalım, PR çalışmaları yapalım diyen bir dolu yayın evi var. Ya da bizim kocaman kocaman bildiğimiz 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık yayın evlerinin bazı bastığı kitaplara bakıyorsun ki neden yaptın bunu? Ya da bastığı kitaplardaki bazı hataları görüyorsun ki ya bu kadar gözün üzerinden geçerken nasıl bu hatalar olur? O yüzden burada kocaman bir soru işareti var. Dijitalleşmekle bunun doğru bir ilişkisi yok. Ben de sana o konuda katılıyorum. O yüzden güçlü olanın, güçlü aracın enstrümanlarını kullanmak çok daha yerinde. Burada duruyorum. Hani bir virgül koyuyorum. Bunu ne olur uzun uzun konuşalım böyle yeri geldikçe. Şimdi son cümleni bitirirken geleceğin kitaplarından bahsettin. Orayı ne olur biraz daha açmanı istiyorum. Senin gözünden geleceğin kitapları nasıl olacak? Şimdi bugün aslında zaten bunun emarelerini görüyoruz bana göre. Şimdi internete giriyoruz. İşte bir yazı okuyoruz, bir makale okuyoruz. Makale okurken bir link veriyor orada bize. Linke tıklıyoruz. O YouTube'da bir video açıyor. YouTube'da bir video izlerken o bir başka videoya bağlanıyor. O bir başka linke geçiyor. Başka bir platforma geçiyoruz. Oradan hani belki bir 15-20 dakikalık süre içerisinde birbirinden farklı platformdaki birbiriyle ilgili ya da dolaylı olarak ilgili ya da ilgisiz birçok konunun etrafında gezinebiliyoruz. Şimdi yeni nesil okur, yeni nesil insan ya da öyle söyleyeyim, buna çok alıştı artık. Bağlantılar, meseleler arasındaki bağlantıları takip etmeye, görmeye. Şimdi bu bize çok güzel bir yol gösteriyor bana göre. Bu tip kitaplar üretmek, bu işte nasıl olabilir? İşte bu biz daha önce sizin öğretmen kulübüyle atölyesini yaptık. Maceranın kendini seç kitabı. Bunun üzerine örnek veriyorum sadece. Milyon tane versiyon üretilebilir. Bir çocuk kitabı açtığında, onu okurken içinde bir kere seçme şansı olsa, yani artık herkes dediğim gibi üretim sürecinde olmak istiyor, karar verici olmak istiyor. Okurla yazar arasındaki o sınırların daha belirsiz bir hale gelmesi isteniyor. Örneğin kendi seçimlerini yapabilse, farklı seçimler altından farklı hikayelere ulaşsa, bunun içinden videolara ulaşsa, örneğin
bu uzayla ilgili bir kitapsa işte Ay'a ilk inen insanın hikayesini bir yere tıkladığında görebilse, izleyebilse veya işte bir sesini duyabilse, dünyada soyu tükenen bir kuştan bahsediyorsak bu kuşun sesini orada yine bir link bulsa ve üstüne tıklayıp okuyabilse. Bu aynı anda yani yeni nesil insan bu multidisipliner özelliklere de çok sahip. Bu ona öyle bir alan da yaratır. Yani bugün sadece kitabı aldık, açtık ve bir sayfa bir yazı gördük, resim gördük değil. Bunun artık çok ötesine geçmemiz gerekiyor bizim ve geçecektir de bana göre. Yani ben önümüzdeki 1-2 yıllık zaman içerisinde bu tip kitaplarla sıkça karşılaşacağımızı düşünüyorum ve umuyorum da aynı zamanda. Çünkü biz ne yazarsak yazalım, ne kadar şatafatlı kitaplar yaparsak yapalım, ne kadar ilginç kitaplar yazarsak yazalım, erişemeyeceğimiz ve artık ekran tarafından ele geçirilmiş hiç de sayısı azımsanmayacak bir kitle var. Bu kitle için, bu kitleyi yakalayabilmek için bu tip araçlar üretmemiz lazım. Ben şunu gördüm, kendi oğlumdan da görüyorum. Mesela Percy Jackson serisi bilgisayar oyunları rekabet edebiliyor, tercih edilebiliyor. Ama dediğim gibi ben bunun için bir altyapı oluşturmak zorunda kaldım. Ve herkes de yapamayabilir, bilmiyorum yani. Her evde bu kadar kitap okumak mümkün olmayabilir. Ve dediğim gibi mümkün olan evlerden de çıkmayabilir. Yani bu da bir ihtimal. Ama bu çocukların sayısı çok fazla, hiç az değil. Yani bütün gün ekranın başında geçiriyorlar. Kaç yaşında olursa olsun bu artık 4 yaştan itibaren böyle. Özellikle de pandemide iyice yerleşti insanların hayatına. Bu çocuklar için mutlaka böyle bir tür üretmek gerekiyor artık. Onları adeta bilgisayar oyunu oynuyormuş ama yamış gibi yaparak değil. Gerçekten oynadıkları oyunlarla rekabet edebilecek nitelikte oyunlarla edebiyatı birleştirerek ortaya yeni bir versiyon çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Çıkacağını da düşünüyorum açıkçası. Evet, yani burada sadece kulağıma biraz şey gelen, kafa yormamız gereken mesele bir bilgisayar oyununu edebiyat yapmayan şey ne? Çünkü içerisinde edebiyat ürününün sahip olduğu enstrümanların çok yani yarısından fazlasına sahip. Çok iyi bir kurgu, çok iyi bir hikaye akışı ve hata olmayan karakterler, çok net ilişkiler. Hani bunlar edebiyatta da iyi nitelikli edebiyatta da aradığımız temel bileşenler. Onu sadece kelimelerle ifade etmiyor olmak onun niteliğini azaltıyor mu? Ya da onun bireye kattığı bazı işte yaratıcılık, hayal gücü falan hani böyle şeyler hemen dilimize giriverir ya. Bunlara ket mi vuruyor çok emin değilim. O yüzden hani bir şeyi edebiyat yapan şey sadece yazılar mı, semboller mi? Az önce sevgili Nazlı öğretmenin böyle kronolojik bir hemen yorum yapmıştı. Kille başlayan, papirüsle devam eden, parşömene yazılan, sonra kağıtla karşımıza çıkan ama bugün de dijital dünyada bir hikaye anlatma var. Burada değişmeyen şey anlatmak. Her yani meselesi olan çeşitli yöntemlerle bunu anlatıyor. Bu dijital araçlarda da bu kadar uyaran varken, bu kadar güçlü bir şey varken yazının yeri nerede olacak? Ya da o ikisi birbirinin rakibi mi, yoksa birbirinin devamı mı? Burada Ya böyle ben kocaman bir soru şundan işareti var. korkuyorum. Burada şöyle senin endişeni şöyle paylaşıyorum. Bu işi evet gerçekten edebiyat diyebileceğimiz oyunlar var. İçinde metin miktarı azımsanmayacak oyunlar da var. Ama benim kaygım şu. Bu işleri, bu kitapları bilgisayar oyunu şirketlerinin üretmesi. Çünkü bilgisayar oyunu şirketinin bakış açısıyla bir edebiyat yani yayın evinin diyeyim bakış açısı birbirinden farklı. Nitelikli edebiyat aramayabiliyor sıklıkla bilgisayar oyunu şirketleri. Başka amaçlar var, başka şeyler gözetiliyor orada. Ama yayın evi yani özellikle çocuklara yönelik yayınları üreten bir yayın evinin aslında amacı farklı. Yani okullara da ulaşabilecek. Gerçekten belki Türkiye edebiyatından olsun, dünya edebiyatından olsun gerçekten önemli eserleri oyuna dönüştürebilecek bir şey. Bu evet yani dediğim gibi The Gardens Between az önce sormuşlar tekrar söyleyeyim oyunun ismini. Bence bir edebiyat eseridir. İçinde çok sınırlı metin olmasına rağmen. Hani sözlü olarak da hikayesi anlatılıyor çocukların örneği. Ama bunun örneği bana göre çok az. Edebiyat demek için gerçekten o estetik değeri taşıdığından emin olmak lazım. Ve ayrıca da evet herkes kendi ideolojisinde yatsın değil ama bir evrensel değer, demokratik toplumun gerekleri bunları çocuğa sunacak bir içerik de paylaşıyor olması gerekiyor. Bu yüzden diliyorum bir an önce yayın evleri harekete geçip onlar yapsın bu nitelikli işleri. Oyun şirketleri tarafından gelecek işin bu kadar nitelikli edebiyat olabileceğine dair inancım zayıf açıkçası veya çok sınırlı sayıda olacaktır.
Kesinlikle 30 dakika içerisinde genel bir çerçeveyi bile çok zorlanarak çizdiğimiz bir konu seçtin kendine. Tabii ki Dilge yani. Ay şimdi Ve yayını tabii ki bitir. sen 30. dakikada bitireceksin Ya evet, illaki. yayını bitirmek istiyorum ama bitirmek de istemiyorum yani. Hani şey diyesim var böyle. Efendim biz yayına devam edeceğiz, sohbete devam edeceğiz. Dileyenler kalsın falan. Ama yok yok, yapmayacağım, yok. Hani belli ilkeleri bozmayacağım. Asla. Evet, yani bazı şeyler değişmesin hayatımızda. Ya bugün aşağıdan gelen yorumlar da çok güçlüydü. Çok teşekkürler efendim. Bugün sevgili Dilge ile beraber dijitalleşmenin çocuk edebiyatı ile ilişkisi, iletişimini konuştuk. Aslında birbirini kötü etkilemek, iyi etkilemekten ziyade birbirlerinden nasıl besleniyorlar, nasıl beslenecekler, bu iş gelecekte nereye evrilecek? Çünkü hepsi geçmişte de kendi içerisinde devine devine, bir şeylere dönüşe dönüşe bugün bu haline kadar geldi. Biz de edebiyatı ve 18 yaş altı bireylerin gelişimindeki edebiyatın, sanatın estetik rolünü konuşan, kendine bu konuda problemler hisseden insanlar olarak bunları görmezden gelemeyiz. Dünü görmek, bugünü fark etmek ve yarını hayal kurmak için çok etkili bir bakış açısı olacaktır. En son gelen şöyle birkaç yoruma da bakıyorum. Dilge'nin bu kaygısı harika demiş Nazlı öğretmenim. Kesinlikle edebiyat kaygısı ön planda olan oyunlar üretmeliyiz. Biz başlayalım. Bihter Hanım'dan, Nalan Hanım'dan ve evet, 30 dakikaya sığmadı. Evet, ben de çok katılıyorum buna. Sevgili Dilgeciğim, çok teşekkür ederim geldiğin için. Son sözü sana tekrar bir atayım, sonra günü yavaş yavaş toparlayayım. Ben teşekkür ederim. Çok seviyorum seninle sohbet etmeyi. Böyle topluluğumuz ve konuklarımızla yorumlaşarak götürmek daha da eğlenceliydi. Teşekkür ederim davet için. Yani çok sevdiğim bir konu. Çok keyifle ben de bu sohbeti yaptım. Herkese sevgilerimi, öpücüklerimi gönderiyorum. Eksik olmayasın. Çok teşekkürler sevgili Dilgeciğim. Efendim bugün -18 edebiyat sohbetlerinin tam 23.sünde sevgili Dilge ile beraberdik. Biraz dijitalleşen dünyanın etkilerini konuştuk. Bizler üzerine, edebiyatı merak eden insanlar üzerine bunları konuştuk. Aşağıdan gelen her türlü katkıya, yoruma da çok teşekkürler. Bu ve bundan önceki bütün kayıtlarımız, yayınlarımız hem sosyal medya hesabımızda hem de web sayfamız olan -18edebiyat.org'un içerisine yerini alıyor. Henüz hala girmemiş olanlar yoktur diye tahmin ediyorum ama yine de böyle yeri gelmişken kayda geçsin diye bunu da söylemiş olayım. YouTube kanalımız aracılığıyla bütün videolarımız orada. Peki önümüzdeki hafta pazartesi günü olduğunda kimi misafir ediyoruz? Yine topluluğumuzun bir başka deneyimli yazarı, sevgili Handan Gökçek'le birlikte olacağız. Handan'ı bildiğiniz gibi kaleminde farklı denemeler yapmakla birlikte daha çok kurgusal biyografi konusunda artık öncü isimlerden biri haline geldi. Charlie Chaplin'le Agatha Christie'yle başlayan macera bugün artık Piri Reis'te devam ediyor son dönemde. Bu meselenin, kurgusal biyografilerin kişisel gelişim açısından önemine odaklanacağız. Önümüzdeki hafta pazartesi günü saatler 21'i gösterdiğinde. Sevgili Dilgeciğim, kendine çok iyi bak. Sen de. Hoşça kalın. Haydi hoşça kalın.